Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için dünyaca popüler olan Binance sitesinde, borsasında, kripto para borsasında sizlere kaldıraçlı işlemler, vadeli işlemlerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Binance'a hesap açmak, girmek çok kolay. Hesabınızı oluşturduktan sonra burada eğer bilgisayardaysanız, masaüstü olarak açıyorsanız burada Derivatives bölümüne girip Futures işlemine tıklamalısınız ki siz kaldıraçlı işlemlere başlayasınız. Kaldıraçlı işlemler için Futures siteleri içinde daha doğrusu Binance daha güzel. Bunun birçok sebepleri var. Mesela ben bundan önce bir site vardı, Bityard. Orada çok büyük bir para kaybettim. Buna sebep de o borsada olan sorunlardı. Ama o sorunların hiçbiri Binance'da yok. En büyük şey de hacminin olması. Mesela ben 46,20 dolardan Litecoin satmak istiyordum. Ama o fiyata gelmedi. Benim order'ım gelmedi. Ve çok büyük bir düşüş trendi oldu. Ve o sırada ben tüm paramı kaybettim. Çünkü çok büyük bir kaldıraç oranı kullanmıştım. Ama Binance üzerinde bu olmadı. Neden olmadı? Çünkü Binance üzerinde olan future işleminde ben kaldıracı aşağı ve yukarı çekebiliyorum. Ve aşağıda yüksek komisyon ödüyorsunuz. Yukarıda ise komisyonu az ödüyorsunuz. Ama yukarı kaldıraç oranlara mesela 100x kullanmak, 120x kullanmak daha tehlikelidir. Ben mesela 50x'de tüm paramı kaybettim. Çok büyük düşüş trendi oldu. Mesela diyelim ki bakın arkadaşlar bu grafikten daha iyi görmek oluyor bunu. Mesela burada gördüğünüz gibi siz bu grafiğin bu kısmında diyelim ki bir tane satış işlemi yaptınız. Yani short işlemi yaptınız. Bakın burada futures'da buy yanında long ve sell yanında short işlemleri var. Yani bu future yani kaldıraçlı borsada vadeli işlemleri de böyle al sat böyle kullanılıyor. Long ve short pozisyonları diyorlar. Mesela diyelim ki ben burada bir satış işlemi gerçekleştirdim, sattım ve ben sattığımı kazanmam için bunu aşağıdan almam gerekiyor. Ama diyelim ki benim order'ım buraya yetmedi ve fiyat yükseldi, yükseldi, geldi tam tepeye dayandı. Ve bu zaman ben ne yapacağım? Tabii ki eğer ben büyük bir kaldıraç oranı kullandıysam ben tüm paramı kaybedeceğim. Ama az kaldıraç oranı kullanırsam bu zaman bu fiyat diyelim ki buralara geldiği zaman da ben kaybetmeyeceğim. Ama Binance'da güzel bir özellik var. Şimdi ben burada diyelim ki 100 kaldıraçlı işlem yaptım. Ve fiyat gitgide buraya doğru gelecek. Yani bunu neredeyse buradan da görmek oluyor. Çünkü büyük bir mesafe var burada. Tabii ki ama bu küçülebilirdi. Bu tür eğer buraya gelseydi küçülecekti ve bu işlemler olmayacaktı. Tabii ki bu grafik temel ve teknik analizleri bilmenizde fayda var. Ben de şu an öğreniyorum teknik ve temel analizleri. Ama tabii ki ne kadar öğrenirseniz öğrenin herkesin bu kripto para borsasında kendinin için ürettiği bir taktikleri işte stratejileri oluyor. Mesela strateji aslında o stratejiler siz öğreniyorsunuz. İşi yaptıkça para kaybettikçe öğreniyorsunuz aslında. Mesela diyelim ki burada görüyorsunuz 4 tane mum yan yana gelmiş. Ve burada mum biraz yukarı gitmiş ve aşağı doğru gelmiş. Demek bu nedir? Burada gösteriyor ki herhangi bir belirsizlik var. Ya bu daha da yükselecektir ya da aşağı düşecektir. Ama böyle bir şey yapmışlar ve bu aşağı doğru gelmiş. Ama sonra yeniden yükselişe geçmiş. Hadi bunu düşünelim ki illa bununla mı ilgili? Hayır tabii ki. Bunun birçok sebepleri olabiliyor. Mesela diyelim ki birisi diyelim ki Binance'a 100 Bitcoin gönderdi. Bu zaman o 100 Bitcoin gönderdi ya onun satışını gerçekleştirmek için göndermiştir. Ve bu zaman satış işlemleri bakın görüyorsunuz burada satış işlemlerini ve alış işlemlerini gösteriyor burası. Diyelim ki bu satış işlemi görüyorsunuz şu anda fazla. Fazlaysa bu zaman o demektir ki fiyat aşağı düşecektir. Ve bu 100 BTC'ni burada satarsa komple şu andan büyük bir trendle aşağı düşebilir. Yani bunları dikkate almak gerekiyor. Bunun için de kaldıraçlı işlemlerde mutlaka ve mutlaka limit kullanmak gerekiyor. Ve kaldıraçlı pencereni açtıktan sonra burada biz limit ve market ve stop limitleri görebiliyoruz. Şimdi ben diğer borsada para kaybettim. Bunun en esas sebebi de limit kullanmamam oldu.
Ama Binance'da bu limitlerin kullanılması olsun, işte pozisyonların kapama işte işleri olsun, birçok şeyden Binance Futures işlemi daha güzel yani. Kullanıcı dostu diyebiliriz yani. Burada mesela limit kullanıyorsunuz. Fiyat hangisinden olsun? Diyelim ki 9832'ye geldiğinde herhangi bir diyelim ki 0,01 Bitcoin'lik bir buy pozisyonu vereceğim ki düşünüyorum ki bu artacak 9800 diyelim ki 80 olacaktır. Bir de ki burada kullanacağınız oranlar var ya, bu oranlar eğer 100x kullanıyorsanız bu zaman siz daha fazla diyelim ki risk alıyorsunuz ve herhangi bir az bir dalgalama diyelim ki 10 dolarlık bir dalgalamada siz para kazanabiliyorsunuz. Ve Binance'da birçok farklı bölümler var veya birçok farklı noktalar var. Mesela burada gördüğünüz gibi bu Cross ve 100x bölümlerini görüyorsunuz şu an. Bitcoin'de biz 125x'e kadar kaldıraç kullanabiliyoruz. Ama en sağlamı 25x veya en çok 50x. Ama tabii ki burada da birçok taktikler geliştirdikten sonra siz 125x'le de işlemler yapabilirsiniz ve sıkıntısız yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki 100x ve 0,01 Bitcoin şu an ne yapıyor? 98 dolar yapıyor. Ben 98 dolar için 100x'te sadece 98 sent yani %1 komisyon ödeyeceğim. 100x o demektir ki 100 dolara çarpı 110 bin dolarlık işleme sadece 1 dolar komisyon ödüyoruz. Bu da güzeldir aslında. Ama tabii ki burada farklılıklar var. Mesela 0,98 buy işleminde ama 1,23 sell yani short işleminde diyorsunuz. Ama olsun yine de sıkıntı yoktur. Mesela kaldırıcı azalttığımız zaman diyelim ki 25x yaptık. Confirm diyelim. Bakalım fiyatlar nasıl oynuyor. Bakın bu zaman buy ya veya long işleminde fiyat 3,93 oldu ama cost işleminde 4,24 oldu. Yani 100x kullandığımız zaman Binance'da bakın bu sadece Binance'da diğer borsalarda farklılıklar olabiliyor. Yani kaldıraç oranını arttırdıkça senin riskin arttığı için bunlar komisyon oranını aşağı çekiyorlar. Ve sen tabii ki komisyon oranı aşağı çektiği için yüksek kullanırsan bu demektir ki yani %1 bile kayıp senin tüm paralarını likvidi olmasını sağlayabilir. Ve burada cross bölümün var. Yeni bir şey çıktı bu Binance'da. Bir cross ve bir de isolated margin trade işlemleri var burada. Futures işlemlerinde de aynıdır. Yani diyelim ki cross'ta sizin hesabınızda olan tüm paranın yani futures hesabınızda olan tüm para ile ilgili size burada işte katlama verebiliyor. Ama isolated margin'de nasıldır? Isolated margin'de ise siz tüm paranızı kaybedemezsiniz. Yalnızca açtığınız pozisyonda, diyelim ki 10 dolarlık bir pozisyon açtınız. Bu zaman siz likidite olduğunuz zaman tüm paranızı kaybetmezsiniz ve sadece sizin açtığınız orderdeki diyelim ki 10 dolar ya 100 dolar ya kaç parayı da yatırım yaptıysanız onu kaybedersiniz. Bu da isolated veya cross kullanmak tabii ki sizin şahsi kararınız. Bu da dediğim gibi işte kendiniz stratejiler geliştirerek yapabilirsiniz. Yani bu işte kaldıraçlı işlemlerle ilgili çok sözler söyleyebiliriz. Yani saatlerce biz videolar yapabiliriz ve yapacağım da tabii ki yapacağım ve kendim de trade yapacağım. Canlı canlı trade'ler de göstereceğim sizlere. Ve kullandığım borsalardır, kullandığım taktiklerdir. Onlarla da ilgili bilgiler vereceğim. Kim size ne sinyal veriyorsa versin. Bakın ben de size sinyal verebilirim. Diyebildiğim gibi mesela burada Bitcoin var. Bu kalkacak yükseğe burada olacaktır. Tabii ki 10 kere yakalayabiliriz bunu. Ama 11. keresinde tüm her şeyi kaybederiz. Ve kaybetmemek için ne gerekiyor? Tabii ki limit kullanmak gerekiyor. Limit kullanıldığınız zaman diyelim ki paranızın %10'unu kaybetmeye riskiye aldınız ve %10'unu kaybedersiniz ve %90'ı kalır. %90'la siz devam edebilirsiniz ama %100'ü kaybederseniz bu zaman bu işlerden pes eder ve bir daha girmezsiniz. Arkadaşlar bence bu video uzadı. Bu kadar yeter. Gelecek videolarda bu long nedir, short nedir, işte diğerleriyle ilgili de bilgiler vereceğim arkadaşlar. Esas da taktikler vereceğim, stratejiler üreteceğim. Daha da iyi olsun inşallah. Herkese bol kazançlar dilerim. İyi trade'ler dilerim. Benim linklerden kayıt olursanız da mutlu olurum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler arkadaşlar.